Evet Leblebici izleyicileri, 0/0 belirsizliği sizden anlatacağız size bu dersimizde. Şimdi 0/0 belirsizliği dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Bakın limit x 0'a giderken x kare artı x bölü 2x diye bir ifade tanımlamışız. X gördüğümüz yere bir 0'ı yazdığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edersek 0'ın karesi artı 0 bölü 2 çarpı 0 olmuş oldu. Yani ne geldi? Buradan 0/0 durumu gelmiş oldu. Peki 0/0 durumu gelmişse biz ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bunun çözümü için diyoruz. Verilen ifadeyi sadeleştireceğiz. Yani önce bir çarpanlarını ayıracağız. O 0/0 yapan durum ne olmuş olacak arkadaşlar? Sadeleşmiş olacak. Yani yapacağımız işlem şudur. Dikkat edersek şu ifadeyi tutuyorum. X parantezini alıyorum. Ne geldi? X artı 1 geldi. Bölü diyoruz kaçtır? 2x'tir. Şimdi burada şu x'leri ne yaptık? Götürdük arkadaşlar. X dediğimiz ifade kaça gidiyordu bizim? 0'a gidiyordu. Şurada geriye ne kalmıştı? X artı 1 bölü 2 kalmıştı. X yerine biz ne yazdık? 0 yazmış olduk. 0 yazdığımız zaman cevabımız kaç gelmiş oluyor arkadaşlar? 1/2'ymiş diyoruz. Şimdi ikinci bir soruya bakalım. Limit demişiz x 1'e gidiyor. X kare eksi 1 bölü x eksi 1 demişiz arkadaşlar. Dikkat edersek x yerine 1'i yazıyorum. 1'in karesi eksi 1'den ne geldi? 0 geldi. Bölü diyorum. X yerine 1'i yazıyorum. 1 eksi 1'den ne geldi? 0 geldi. Ne oluyor o zaman? 0/0 belirsizliği söz konusu oluyor. Peki ne yapacaktık biz? Verilen ifadeyi çarpanlarına ayıraraktan o belirsizliği yok edecektik. Şimdi bakalım. Burada ne vardır? 2 kare farkı vardır. X kare eksi 1 dediğimiz ifadeyi ne yapacağız? X eksi 1 çarpı x artı 1 olarak yazacağım. Bölü diyorum x eksi 1. Şunlar ne yaptı arkadaşlar? Gitti. Limit nereye gidiyordu? X 1'e gidiyordu. Şimdi ne yapacağım artık? Geri kalan ifadede yani şurada x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 1 yazacağım. Yani cevabım 1 artı 1'den kaçmış diyorum. 2'ymiş diyorum. Geldik diğer bir soruya. X dediğimiz ifadeyi bu kez kaça götürüyoruz? 7'ye götürüyoruz arkadaşlar. 2x eksi 14 bölü x eksi 7 olmuş. Şimdi ne yapmalıyız burada? X yerine 7'yi yazdık yine. 14 eksi 14. Yani ne oldu arkadaşlar? 0 oldu. Bölü diyorum. 7 eksi 7 ne oldu? 0 oldu. Ne var o zaman? 0/0 belirsizliği var. Peki ne yapacaktık? İfadeyi bir çarpanlarına ayıracaktık. O belirsizliği yok edecektik. O halde ne yapmam lazım arkadaşlar? Buyurun. Yukarı kısmı gidiyorum. X 7'ye gidiyordu arkadaşlar. Şu ifadeyi paranteze alıyorum. Ne oldu? 2 parantez x eksi 7 oldu. Şuraya geldim. X eksi 7'yi aynen yazdım. Şunlar ne yaptı arkadaşlar? Sadeleşmiş oldu. Geriye ne kalıyor o zaman? 2 kalıyor diyoruz. Şimdi bunlarda ne vardı? 0/0, 0/0, 0/0 belirsizlikleri vardı. Her şeyde var mıdır bu? Yani yazdığımız zaman illa 0/0 belirsizliği olacak diye bir kaide var mıdır? Hayır. Bakın x yerine 2 yazdığım zaman ne oluyor mesela burada? 0/ kaç oldu? 4 oldu. 0/4 dediğim ifade pay 0 olduğu için arkadaşlar zaten ne eşittir? 0 eşittir şeklinde yazıyoruz. Yani herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi burada x dediğim ifade kaça gider? 3'e gider. X küp eksi 27 bölü ne demişiz? X eksi 3 demişiz arkadaşlar. Bakın burada. X'lerine ben 3'ü yazarsam ne oldu? 27 eksi 27 bölü 3 eksi 3. Yani 0/0 belirsizliği varmış diyoruz. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Şurada bir küp açılımı yapacağız. Ne olacaktır? X eksi 3 çarpı açtığım zaman arkadaşlar x kare artı diyorum 3x artı kaç diyorum 9 bölü x eksi 3'müş diyoruz. Limiti nereye götürüyoruz? 3'e götürüyoruz. Bunlar ne yapar? Sadeleşir diyoruz arkadaşlar. Şimdi x gördüğüm yere kaç yazacağım? 3 yazacağım artık. X yerine götürüp 3 yazarsak 3'ün karesi 9. 3 çarpı 3 9 artı bir 9 daha ne yaptı arkadaşlar? 27 bizim cevabımızmış diyoruz. Evet başka bir örneğe bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Limit demişiz x m'e gidiyor.
m eksi x bölü x kare eksi mx diye bir ifade tanımlamışız arkadaşlar. Bu limitin değeri kaçtır diyoruz. Şimdi burada x yerine ben m yazarsam ne olacaktır arkadaşlar? M eksi m sıfır oldu. Buraya geldiğim zaman yazıyorum. M kare eksi m kare oldu. Yine sıfır oldu. Demek ki ne var? Sıfır bölü sıfır belirsizliği var. Peki ben burada ne yapacağım? Şu ifadeyi aynen yazıyorum. M eksi x bölü diyorum. Şu alttaki ifadeye bakalım arkadaşlar. Bu ifadeyi x parantezine alır isek ne gelecektir? X eksi m gelecektir. Şimdi burada bu m eksi x ve x eksi m dediğim ifadeler ne yapar arkadaşlar? Sadeleşirler. Y peki ne kalır? Bir eksi kalmış olur. Peki ne oldu o zaman bu ifade? Eksi 1 bölü x mi oldu? X dediğim ifade nereye gidiyordu arkadaşlar? M'e gidiyordu. O zaman ben x yerine kaç yazacağım? Yani ne yazacağım arkadaşlar? M yazacağım. Şuraya m yazar isek cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 1 bölü m olacaktır diyebiliriz. Şimdi bir diğer örneğimiz. X'i nereye götürmüşüz? Pi bölü 2'ye. Yani x dediğimiz ifade aslında kaçmış arkadaşlar? 90'mış diyoruz. X 90'a gidiyor. Bu 90. Yani pi 180'di malum. 180 bölü 2 90 dedik. Şimdi burada sinüs 90 diyoruz. Yani x yerine pi bölü 2 yazarsak sin pi bölü 2 yani sin 90'ın karesi oldu. Peki sin 90 dediğim ifade neye eşitti arkadaşlar? 1'di. 1 eksi 1 ne geldi? 0 geldi. Bölü. Buraya yazdığım zaman ne olacaktır? Kosinüs 90 olacaktır. Kos 90 dediğim ifade zaten kaçtı arkadaşlar? Bu da aynı şekilde 0 idi. Peki ne oldu şimdi? 0 bölü 0 belirsizliği geldi diyoruz. Peki ne yapmamız lazım arkadaşlar? 1 eksi sin kare x dediğimiz ifadeye dikkat edeceğiz. Biz trigonometride ne biliyoruz? Sin kare x artı kos kare x dediğimiz ifade neye eşitti? 1'di. Peki ben şunu tutup karşıya atar isem kos kare x dediğim ifade neye eşitti? 1 eksi sin kare x'e eşitti. Şimdi o halde ne yapacağım arkadaşlar? 1 eksi sin kare x dediğim ifadenin yerine götürüp kos kare x'i yazacağım. Kos kare x'i yazdık. Bölün oldu. Kos x oldu. Hadi bunu bir daha yazalım şöyle. Ne oluyormuş? Kos kare x bölü kos x oluyormuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar dikkat edersek şunlar ne yapar? Sadeleşir. Bunlar sadeleştiği zaman geriye ne kalır arkadaşlar? Yukarıda bir kos x'imiz kalmış olur. Peki biz x yerine kaç yazacaktık? 90 yazacaktık. 90 yazdığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Kosinüs 90 dediğimiz ifade olacaktır diyoruz. Peki kos 90 neye eşittir arkadaşlar? Az önce söyledik. Kaçtı? Sıfırdı. Cevabımız diyeceğiz o zaman. Geldik bir diğer soruya. X nereye gidiyormuş burada? 2'ye gidiyormuş. X kare artı 3x eksi 10 demişiz. Bölü x kare eksi 5x artı 6 demişiz arkadaşlar. X yerine 2 yazmışız. 4 olmuş. 6 olmuş. Yani topla 10 olmuş. 10 çıktığımız zaman ne kalmış? 0 kalmış. X yerine 2 yazdık. 2'nin karesi 4. 6 ekledik. 10 çıkardık. Yine 0 kalmış oldu arkadaşlar. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var mıdır? Evet. Peki ne yapmamız lazım? Önce bu ifadeyi bir çarpanlarına ayırmamız lazım. Eksi 2'ye kaçmış? 5'miş dedik arkadaşlar. X'e x diyorum. Eksi 2'ye kaç diyorum? Eksi 3 diyorum. Şimdi buradan yukarıdaki ifadeye bakarsak x 2'ye gider. Şöyle bunu yazalım. Ne olur arkadaşlar? X artı 5 bölü x eksi 2 olur. Bölü diyorum. X eksi 2 çarpı ne olacaktır? X eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan bizim sadeleşecek ifadelerimiz şunlardır. Zaten x yerine 2 yazdık mı bunlar yapıyordu değil mi? 0 bölü 0 belirsizliğini. O zaman x yerine 2 yazarız artık geri kalan ifadede. Yani x yerine burada ne yazacağım? 2. Burada ne yazacağım? 2. 2 artı 5, 7. Bölü diyoruz. 2 eksi 3, eksi 1. Yani cevap kaçmış? Eksi 7'ymiş şeklinde ne yapıyoruz? Söylüyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ifade tanımlamışız. Limit x nereye gidermiş? 2'ye gidermiş. Kök içerisinde x artı m eksi 2 demişiz. Bölü x eksi 2 diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bu limitin
Reel sayı olabilmesi için demişiz arkadaşlar. Emin değeri kaçtır acaba diye soruyoruz. Peki burada ne yapmamız lazım? Sonuç bir reel sayı. Sonuç bir reel sayı çıkması lazımmış. Şimdi 2'ye bakıyorum. 2 ne yapıyor? Paydayı 0 yapıyor. Şimdi eğer 2 sadece paydayı 0 yapsa idi, yukarıyı 0 yapmasa idi arkadaşlar, cevabımız ne olacaktı? Şöyle bir durum olacaktı. Sayı bölü 0 durumunda bir ifade olacaktı. Biz de bunu ne olarak biliyoruz? Tanımsız olarak biliyoruz. Hadi limit olsun. İşte eskide kaldı artık, bunu müfredattan çıkardılar. Sonsuz kavramı falan kullanıyorduk. Şimdi arkadaşlar, peki o zaman ne yapmalıyız? Sonuç reel sayı, paydada 0. Şu durum olmayacağına göre, yani bunu istemediğine göre, sonuç bir reel sayı olduğuna göre, bu x eşittir 2 değeri burayı 0 yaptığı gibi burayı da ne yapmak zorundadır? 0 yapmak zorundadır diyoruz bu tarz bir ifadede. Özetle bir daha söylüyorum. X 2'ye gidiyor. Sonuç bir reel sayı. Paydan olmuş, 0 olmuş. O zaman bu değer ne yapmalı? Payı da 0 yapmalı diyoruz. O halde götüreceğim 2'yi, yazacağım buraya. Ne geldi arkadaşlar? 2 artı m eksi 2 eşit 0 diyoruz. Şimdi ne oldu buradan? 2 artı m dediğim ifade ne olur? 2'ye eşit olur mu? Evet. Peki ne yapacağız burada m'i bulmak için? Her tarafın karesini aldım arkadaşlar. Alalım o zaman. Bakın her tarafın karesini alırsak ne gelecektir? Burası 2 artı m çıkacaktır malum. Eşittir diyorum. Burası ne gelecektir? 4. O halde m dediğim ifade kaç ola ki? 2'ymiş diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktık yine bir örneğe. M reel sayı. Limit x 1'e gidiyor. 2x kare artı m bölü x eksi 1 demişiz arkadaşlar. Bu limit neymiş? Yine bakın, bir reel sayı olacak. Buraya aslında k yazacağız biz. K reel sayısına eşitmiş dikkat edersek. Yani sonuç yine neymiş? Bir reel sayıymış. Çünkü k bir reel sayı malum. O halde arkadaşlar, mantık aynı mıdır? Evet. Ne yapmış? Bir paydayı 0 yapmış. Sonuç reel sayı. O halde aynı bir ifadesi burayı da ne yapmak zorunda? 0 yapmak zorunda. Buyurun arkadaşlar. X yerine 1 yazıyorum. 2 artı m eşit 0. M ne geldi? Eksi 2 geldi. Bu kez biz m'i sormuyoruz ama. Neyi soruyoruz? Sonucu soruyoruz. Kaçtır acaba? Ne yapacağım? M'i götürüyorum, yerine yazıyorum. Limit dediğim ifade ne ola ki? X 1'e gidiyor. 2x kare eksi 2 bölü x eksi 1 diyorum. Buradan ne gelecektir? Limit diyorum. X sen 1'e git. Burayı 2 parantezine alalım. X kare eksi 1 bölü x eksi 1 olsun arkadaşlar. Peki buradan ne yaparız? Şimdi şu ifadeye baktığım zaman arkadaşlar, bir değeri ne yapar burayı? 0 bölü 0 yapar. Yine 0 bölü 0 durumuyla karşı karşıyayız. Peki ne yapacaktık bunu gördüğümüz zaman? Şu ifadeyi bir çarpanlarını ayıracağız. Yani 2 kare farkı dediğimiz bir olayı kullanacağız. Yani limit diyorum, sen 1'e git. Şurayı 2 parantez x eksi 1 çarpı x artı 1 yazarsak bölü x eksi 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan 1'ler ne yaptı? X eksi 1'ler sadeleşti. Geriye ne kaldı? 2 çarpı x artı 1 kaldı. Yani biz x gördüğümüz yere ne yazacağız? 1 yazacağız. 1 artı 1 2. 2 ile çarptım, cevabım kaçmış diyoruz? 4'müş diyoruz arkadaşlar.